Peki şimdi e, tabii birçok bölgeden bahsediyoruz Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ama asıl e, sarı lacivertlilerin stoper eksiği var ve e, önemli stoper takviyeleri e, yapmak istiyor sarı lacivertli takım. İşte Fanatik gazetesinde savunma ile ilgili bir e, haber görüyoruz. İkinci sayfayı rica edeceğim ben arkadaşlarımdan Erik Bailey ismi gündemde Fenerbahçe'de Manchester United'da forma giyen bir oyuncu. Stoper transferine çok önem veren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Erik Bailey oldu. Manchester United'ın kiralamak istediği fil dişili Yıldız menajerlik şirketi tarafından Sarıla Cüvertlilere önerildi diyor haber. 94 doğumlu bir oyuncu bu arada. Mourinho döneminde transfer olmuştu. E, açıkçası e, çok büyük beklentilerle Manchester'a transfer oldu ama hayal kırıklığı, sakatlıklar vesaire e, ideal bir katkı sunabilecek bir oyuncu yani bence mükemmel bir transfer olur Fenerbahçe için bu arada Fenerbahçe'nin bu arada savunmacılarını seçerken muhtemelen biraz farklı kriterleri de göz önünde bulundurması gerekecek. Ne dersin? Mesela sol stoper çok kritik olur diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü sol beklerine baktığımız zaman hücum yönleri daha güçlü sol beklerden bahsediyoruz. Hem Caner hem Novak. Orada belki savunmada biraz daha güven verecek, biraz daha güçlü isimlere de ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Yani arayışlar bir noktada da acaba bunlara göre de mi? E, yapılıyor. Ee, Serdar Aziz'in sol stoper oynama özelliği vardır aslında. Evet. Tabi devamlılığı olan sakatta Serdar'dan bahsediyoruz. Merhaba Bulut'un ne oynatacağını da çok kestiremiyoruz. Üçlü mü oynatacak? Üçlü oynatırsa Novak e, belki orada e, evet. üçlünün solunda Novak olabilir. Caner atıyorum ortana onun solunda olabilir. Hı hı. E, ama sol stoper için mesela Colker ismi bir geçmişti. İdeal evet, bir evet. transfer olur Fenerbahçe için. Ee, yani Fenerbahçe'nin yeni bir Zanka transferini imza atmaması gerekiyor. Şimdi Zanka Haderslut'tan geldi. E, düşen bir takımdan e, tamam e, belki hani Danimarkalı stoper evet yani kuzey oyuncuların e, gerçekten savunma oyununun çok iyi olduğunu biliyoruz. Geçmişte örnekleri var. 10 sene kadar giderim ya da ne bileyim Son dönemde Kayar yine Fenerbahçe'de hı hı. çok önemli işlere imza atmıştı. E, bu sezon Fenerbahçe'nin e, Trabzonspor gibi stoper konusunda hata yapmaması gerekiyor. Sol stoper konusunda Kalker ismi geçtiği için mesela Kalker bildiğimiz bir oyuncu, Erdoğan'ın bildiği bir oyuncu. Evet. E, doğru bir transfer gibi duruyor. Ama yani belli transfer açıkçası ben biraz şaşırdım. Olursa iyi bir transfer olur. Peki biraz da Trabzonspor'dan bahsedelim. Yine e, savunmadaki e, yarasından bahsettik. Tabii ki savunma oyuncuları Trabzonspor'da gündeme geliyor sürekli. Şöyle bir e, gazetelerimize bakalım. Fener e, Trabzonspor haberlerimize. Özellikle e, iki transferini dün e, söylemiştik Bordo Mavillerin. Biraz da değerlendirmiştik. Şimdi sabah gazetesine e, baktığımız zaman Sörlot kefil oldu Trabzon aldı şeklinde yeni transferi görüyoruz. Foto maçta Hoyer bombasını e, görüyoruz. Bir sol bek oyuncusu detaylarına bakacağız. Evet yine takvim gazetesinde yeni transfer Tronsen ilgili bir haber var. Burada sen de parlayacaksın şeklinde. Şöyle bir bakalım sabahın 15. sayfasına. Sörlot kefil oldu Trabzon aldı. Yunus Emre Selin haberi. Adı ilk kez ara transferde gündeme gelen ve takibi alınan Anders Tronsen için Sörlot'ta Başkan Ağoğlu'na alın pişman olmazsınız diye referans verdi. Scout ekibi de onaylayınca Norveçli oyuncu Trabzonsporlu oldu demiş Yunus Emre Sel özel haberinde. Sörlot'un referansı da ciddiye alınacak bir referans açıkçası. Şimdi Sörlot'un verdiği katkıyı e, düşünürsek Trabzonspor'a Nevzat ne dersin? Ee, her şey yani Sörlot'un mutluluğu için. Bence evet yani sonuçta bir transfer yapıyorsunuz ve transferden bir beklenti içerisindesiniz. E, ihtiyaç duyduğunuz bir pozisyona yaptığınız bir transfer. Ama bence daha da önemlisi Alexander Sorlut'un nasıl etkileneceği. Yani Sorlut'u olumlu etkileyebilecek ben böyle düşük maliyeti bir transferi imza atarım. Sorlut zaten e, 100 yılın piyangosu olabilecek bir oyuncu. Evet. E, dolayısıyla... E, ben açıkçası Zaten kuzeyli oyunculara karşı biz sempatiyle bakıyoruz. İşte Lines'in Galatasaray'da karşılığının ne olduğunu. Hatta Lines de bu arada Trabzonspor olabilir. Trabzonspor için de Lines çok ideal bir transfer olur bu arada. Yani orada Norveçlileri bir şey Şu yapacaklar. Şu an Trabzonspor'un öyle bir ilgisi var mı Lines'e karşı? Var, var. Ve Trabzonspor için de Lines bence düşünülebilir. Hem sabek hem sobek en azından bir alternatif olur. Lines de en azından aynı dili konuştuğu bir ekibe dahil olur. Orada mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü Omar geldi Galatasaray'da. Evet. Ee, şimdi Omar artı Saracchi, Lines biraz oynaması zor. Artı Yani Galata... geçen sezon bile zaten. E i̇şte yani o ara verdi orada. Galatasaray bence bulmuş. hata yaptı. Evet. Galatasaray hem oyunca zam yaptı. Oyuncu ücretine zam yapıp adama lisans çıkarmadılar. 6 ay oynamamış Lines'i zaten bir bir vaziyette geri döndü. Eee Trabzonspor için o yüzden yani bu Norveç akımı rüzgarına Linesta e, dahil edilirse şaşırmam ama e, Alexander Sorloth'un çocukluk arkadaşı olması hatta Rosenborg'a transferini bile sağlayan Alexander Sorloth Thorsten e, yani önce oraya transferinde evet, evet. aracı oldu e, genç milli takımından arkadaşı Rosenborg'da oynarken Alexander Sorloth e, önce ona o yolu açtı. Hı hı. Şimdi buraya yani bir yakın arkadaşının olması bence güzel bir şey. Ee, Trabzon'da aidiyet duygusu yüksek, mutlu tabii. insanların olması, yabancıların olması bir kere çok önemli. Şimdi Sözlut ee, demiş ki Tront sene e, Trabzon bir futbol şehri. Sen de benim gibi kendini göstereceksin. Yani sonuçta Sözlut da sırf arkadaşı diye şey olmamıştır. Yani e, tabii sonuçta ki. bir riske tabii yani. giriyorsunuz yani bir birine Sherlock... referans olmak tabii, da tabii, kolay o, bir şey değil. De, kolay bir ee, bence Trabzonspor sadece yani bir taşta iki kuş derler ya. Hı hı. Hem böylesine yetenekli, böylesine gelecek bu böylesine önemli bir oyuncu e, kadrosuna katıyor. Hem de Sörlüt'ü buraya bağlıyorsunuz. Çünkü Sörlüt'ün kafası karışabilir. Her an teklifler alıyor. Ee, işte Real Madrid'i şu su bu su dünya devlerinin ilgisi ve radarında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Sörlat'ı burada mutlu edecek her şeyi yapacak herhalde Trabzonspor. Bence de doğru bir şey. Yarın Sörlat'ı belki de 50-60 milyon eurolara satacak bir projenin başlangıcı da bu olabilir. Olabilir. Peki e, fotomaçla devam edelim. Beşinci sayfayı rica edeceğim ben arkadaşlarımdan. Hoyer bombasını görüyoruz. E, malum Novak e, ayrıldı Bordo Mavililerden. Şimdi bir Solbek arayışı var. Trabzonspor sol Solbek'i için bastırıyor. Demiş haberde Karadeniz devi Novak sonrası Solbek'ini buldu. Bordo Mavililer 25 yaşındaki oyuncuyla yakın temasta Danimarka ekibiyle kran krana pazarlıklar sürüyor. Genelde kuzeye doğru artık gidiyor gibi görünüyoruz transferlerde. Yeni bir çekyalı. Ee, Novak'ın boş sonu da galiba bu şekilde dolduracaklar. Evet. ya mantıklı transfer hamleleri görüyorum. azından geçen sezon yani şimdi geçen sezonda övdük. Aslında biz de kendimizle çalışıyoruz. Staric wow inanılmaz muazzam transfer dedik. Ama olmayacağı aslında biraz belliydi. Yani Trabzonspor'un şeyine uygun bir profil değildi. O ve Mikel Keza bunlar o günkü şartlarda maliyet bakımından doğru transfer dedik ama olmadı. Ee, Sarıç büyük bir hayal kırıklığı evet. olarak kaldı. Aslında ikisi biraz katkı sunabilse Trabzonspor uzak ara yapabilirdi. Ee, şu transfer hamleleri Trabzonspor gösterişten uzak. Bu sene Hemen bir toparlayalım lazım. Ha bu sene mi? Avrupa'dan Kastan evet. işte son kararla beraber dikkatli adım attığını da gösteriyor ekonomik açıdan. Peki devam edeceğiz değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz saat başında yeniden buradayız.